öncelikle İzmir'e geldiniz. Bugünkü etkinlik hakkında neler söylemek istersiniz çok kısaca? Şöyle ki biraz önce arkadaşlarımıza da ifade ettim. Ben İstanbul nefes alacak, Türkiye nefes alacak demiştim. İstanbul ne mutlu ki nefes aldı. Ben bugün İzmir'e gençlerin arasında nefes almaya geldim ve gençlerle birlikte her zaman olduğu gibi bir kez daha nefes aldığımı hissettim. Gençlerin düşünceleri, bakışları, geçmişten ders alıp geleceğe çizdikleri vizyon beni her zaman çok heyecanlandırdı. Bu kampta da bu enerjiyi, sinerjiyi görmek açıkçası umutlarımı bir kez daha yeşertti gelecek adına. 23 Haziran sonrası siz 23 Haziran'ın kahramanları arasında gösteriliyorsunuz. 23 Haziran ve 31 Mart'ın Türkiye siyaseti değişiyor. Bu değişimi siz nasıl yorumluyorsunuz? Bunun neresinde olacaksınız çok kısaca? Ben Türkiye siyasetinin değişmesi için elimden geleni yapmak istiyorum kendime. Türkiye siyaset dilinin ve şeklin değişmesi için. Ama benim değiştirmek istediğim siyasette siyasetin kahramanları da olmasını istiyorum. O nedenle siyasetin 31 Mart'ında 23 Haziran'da aslında kahramanları o hikayeye inanan, günlerce sahada, sokakta, her yerde emek veren, başta gençler ve kadınlar olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ve o örgüte inanan İstanbul halkıdır. O yüzden bizler her ne kadar kahramanları gibi görünsek de onlar ne yazık ki siyasetin kahramanlaştırılmasından, bugünün siyasetinden kaynaklı bir durum. Bence asıl kahramanları görmek isteyen örgütlere baksın derim. Özellikle belediye başkanının belediye başkanlığı yaptığı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışla yönetilen hiçbir yer ranta kurban gidemez, ranta kurban edilemez. Zaten bununla mücadele ettiğimiz için biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat belediyecilik anlayışına hakim kılıyoruz. 25 yıldır özellikle son 15 yılında İstanbul'da ne yazık ki halk için değil rant için çalışan bir belediyecilik anlayışı vardı. Ama biz Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında sosyal demokrat belediyecilik anlayışını hakim kılarak şeffaf, hesap verebilir ve liyakatli kadrolarla yöneten kişiler olarak bugüne kadar İstanbul'a yapılan ihanetleri kesip artık halk için çalışmaya başlandı. Bundan sonra da devam edecek. İzmir'de aynı durum zaten uzunca bir süredir devam ediyor. Ne mutlu ki tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin her yerindeki belediyelere halk için çalışan, rant için siyaseten var olmayan anlayışlar kısa sürede her yere hakim olur ve ben olabileceğini görüyorum. Konusundan önce belki bu topraklarda kadın olma bence apayrı bir başlık konusu. Yani bu topraklarda tek adam bakışın hakim olduğu, erkek egemen bakışın hakim olduğu bir iktidarda kadın olmak sadece siyasette zor değil. Sokakta da kadın olmak zor, ticarette de kadın olmak zor. İşte yaşamın diğer alanlarında da kadın olmak zor. Siyasette de bunlara paralel olarak aynı şekilde zor. Ama orada şunu ifade etmek isterim. Yani ben siyasetin erkek egemen bakışa karşı bir kadın olarak kadın mücadelesini büyüten bir yerden siyaset yaptığım için zorlukların farkındayım. Çünkü siyasi mekanizmalar, erkek egemen bakış önce kadını ve kadın politikalarını hedef alır. Çünkü erkek egemen bakışların en büyük düşmanı demeyelim, en büyük tehdidi odur. O yüzden ben bu anlayışa karşı geçmişte olduğu gibi bugün de bundan sonra da mücadelemi sürdüreceğim ama bu mücadelemi yok kadın olmak çok zor, kadınlara şu kotalar verilsin vesaire üzerinden değil, erkek egemen, siyasi, muktedir, bugünün muktedirin bakışından hiçbir şey istemeden, hiçbir şey talep etmeden kadın mücadelesini büyütmek ve o örgütlülüğü sürdürebilmek adına o mücadeleyi büyüteceğim. Zor, kolay değil ama kadınlar her zaman zoru başarır ve benim hep inandığım bir motto vardır. Üreten biziz, eninde sonunda yöneten de biz olacağız. İz Gazete aracılığıyla buradan İzmirlilere ne söylemek istersiniz son olarak? Bir kere İz Gazete'ye çok teşekkür ediyorum. Ben İstanbul'dan açıkçası İz Gazete'yi de görüyorum. Zaman zaman takip ediyorum, haberlerinizi de okuyorum. Sizin aracılığınızla İzmir'e bir kere sizi izleyen, dinleyen, okuyan herkese çokça İstanbul'un sevgi, selam ve saygılarını getirmiş olayım. Hep İzmir nefes alıyordu. Açıkçası ben İstanbul'dan İzmir'in o nefes alır halini hafifçe böyle bir öykünerek kıskanıyordum. Ne mutlu ki İzmir'den esen rüzgar İstanbul'da fırtınaya çevrildi. İstanbul'da nefes almaya başladı. Bu rüzgarları ve hikayeleri birleştirebilme anlamında bu çok kıymetli. O yüzden İzmirli bütün dostlara, yoldaşlara selamlar, sevgiler sizin aracılığınızla. Sizlere de çok kolay gelsin diyorum. Tırnak içinde herkesin gazeteci olduğu, herkesin her şeyi bildiği bir dönemde hakikaten gazetecilik yapmak da çok kolay iş değil. Bu anlamıyla da sizleri kutluyorum.